Sevgili yükselen başaklar, 25-31 Ocak haftasına hoş geldiniz. Evet, öngörüler yükselen burca göre yapılır, bunu asla unutmuyorsunuz. Pazartesi günü ay ikizler burcunda doğum haritanızın en tepe noktasında. Demek ki kariyer konuları haftanın başında dikkat çekiyor. Üstlerle iletişiminiz olabilir, bir takım işler hallediyor olabilirsiniz, çalışkansınız. Bunlar dikkat çekiyor. Bazılarınızın ailevi gündemleri de olabilir. 10. ev özellikle annenizi anlatır ama olsun, genel olarak aileyi de anlatır. Eşiniz, aileniz vesaire ortak ailevi gündemler de olabilir. Salı günü itibariyle Ay Yengeç Burcu'na 11. evinize giriş yapacak. Demek ki hala odağınız kariyerde. Evet, iş çevrelerinde dikkat çekiyorsunuz, işler bağlıyorsunuz. Bir şekilde çalışkanlığınızda yine her zamanki gibi göz dolduruyorsunuz. Fakat orada sosyal çevre ilişkileri de ön plana çıkacaktır. Böyle arkadaşlarınızdan haberler gelebilir, ortak aktiviteler olabilir. Çarşamba günü biraz sıkıntılı. Çünkü çarşamba günü efendim bir ay Plüto karşıtlığı gerçekleşecek öğleden sonra. Bu da demek oluyor ki çarşamba öğleden sonra mutsuzsunuz. Kendinizi biraz bastırılmış hissedebilirsiniz. Duygusal anlamda bir çıkmazlığı hissedebilirsiniz. Bazı arkadaşlarınıza da kırılabilirsiniz. Ya da kariyerle alakalı bazı konularda biraz canınız sıkılabilir. Oraya dikkat lütfen. Evet, 28 Ocak Perşembe itibariyle Ay Aslan Burcu'na 12. evinize giriyor. Kontrol dışı bir alana. Ve orada bir dolunay var. Evet, bir aslan dolunayı var. Bu da demek oluyor ki bu dolunay eğer sağlığınızda yolunda gitmeyen bir şey varsa onun altını çizecektir. Bu fiziksel sağlığınızla ilgili olabilir, ruhsal sağlığınızla ilgili de olabilir. Zaten bu dolunay zamanı kuvvetli muhtemel. Biraz takıntılı olacaksınız. Bilinçaltınız hareketli olacaktır. Tabii işin içinde 6-12 aksı var. Acaba iş hayatıyla ilgili olumsuz bir haber, bir kontrol dışı gündem olabilir mi? Belki de birinin maskesi düşüyordur. Biriyle ilgili bir şey öğreniyorsunuzdur. Bir kontrol dışılık olabilir hayatınızda. Bu dolunayın sizi biraz zorlayacağını itiraf etmek durumundayım. Ama şimdi mesela 28 Ocak civarı bir Venüs-Plüto kavuşum var Oğlak'ta 6. evinizde. Pardon, 5. evinizde. Şimdi oradaki Venüs-Plüto kavuşum 5. evinizde diyor ki aşk hayatınızda çok önemli dönüşümler olabilir. Bazı yatırımlarınızdan büyük paralar elde edebilirsiniz mesela. O anlamda olumlu çalışabilir. Yaratıcı, kreatif yönleriniz varsa oralarla ilgilenmek adına belki oralarda bir fırsat, şans yakalayabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili güzel bir gelişme olabilir. Eğer çocuk istiyorsanız belki de güzel haberler gelir.